Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği'ne göçmenler, mülteciler akın akın geliyor, gelmeye devam ediyor. Bulmuş oldukları her noktadan insanlar daha iyi şartlara, insani şartlara sahip olabilmek için geliyorlar, mülteci oluyorlar, ilticacı oluyorlar. Ancak Avrupa Birliği maalesef artık elini kolunu sallayan insanları almak istemiyor. Bakın, enteresan bir olay meydana geldi. Polonya'nın batısındaki Zeri kasabasında park halindeki bir araçtan 29 göçmen çıktı. 13'ü Türk, 16'sı Suriyeli olan göçmenler sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındı. Polonya son dönemde bildiğiniz üzere Schengen vizesini rüşvetle insanlara veren ülke olarak biliniyor. Bugüne kadar 250 bin kişiye rüşvetle Schengen vizesi verildiği açıklandı. Hatta bununla ilgili olarak da Türkiye'deki konsolosluklarıyla ilgili çok ciddi bir soruşturma yürütülüyor şu anda. Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya gelmek isteyen pek çok insan Polonya konsolosluğuna başvurarak oradan vizeler almıştı. Daha sonra da Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine dağılmışlardı. Bu son olayla ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyorum. Polonya sınır muhafaza birimi görevlileri ülkenin batısında Almanya'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Zeri kasabasındaki bir otoparkta bulunan panelvan aracı aramak istedi. İçinde kaçak göçmen olabileceğinden şüphelenen görevliler şoförü bulamadılar. Aracın motorunun henüz sıcak olması üzerine şoförü arayan görevliler otopark ve çevresinde şoförü rastlayamadı. Bunun üzerine aracın arka kapısını açan sınır muhafaza görevlileri kaçak göçmenlerle karşılaştı. 13'ü Türk vatandaşı, 16'sı Suriye vatandaşı olduğu tespit edilen 29 göçmen gözaltına alındı. Araç şoförünün ise görevlileri fark ettikten sonra kaçtığı belirtiliyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bir konuda sizleri uyaracağım. Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımız özellikle. Sosyal medyada görüyorum, çok kolay bir şekilde Almanya'ya gelebilirsiniz, biz size yardımcı oluruz diye videolar yayınlıyorlar. Almanya'daki mülteci kamplarından görüntüler koyuyorlar. Bakın kıymetli izleyicilerimiz, hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmeyin. Hem paranız gider hem de hayalleriniz yıkılır. İnsan kaçakçılarına kesinlikle paranızı kaptırmayın. Benden size tavsiye. Yine Türkiye üzerinden mesela pek çok göçmen mülteci Yunanistan'a geçiyor. Yunanistan sınır görevlileri yakaladıklarında kıymetli izleyicilerimiz, bu kişileri çok ciddi bir şekilde dövüyorlar. Üzerlerindeki bütün eşyaları, cep telefonları, paralarını alıyorlar. Elbiselerini çıkartıyorlar. Türk tarafına gönderiyorlar. Önümüz kış. Aman sakın ola ki bu tür düşüncelerin içerisine girmeyin. Geçmişte Yunan askerlerinin yakalamış olduğu pek çok göçmen mülteci donarak Edirne'de hayatını yitirdi. Bu tür olaylar da var. Tabii ki herkes daha iyi yaşamak ister, daha iyi şartlara sahip olmak ister. Ancak elinizde avucunuzda ne varsa bu insan kaçakçılarına verip sonra da hüsrana uğrama ihtimaliniz çok yüksek. Almanya yine, bakın değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Almanya genelinde 485 insan kaçakçısını evlerine baskın yaparak yakaladı. Bunların içerisinde 85 tanesi Türk. Yani Almanya'da artık biz mülteci istemiyoruz diyor. Şimdi yeni bir yasa çıkacak. Almanya ya da Avrupa ülkeleri gelen mültecileri Avrupa Birliği'nin dışında başka bir ülkeyle anlaşarak orada tutacaklar. Yani siz geldiniz diyelim Almanya'ya. Diyecek ki iltica mı ediyorsun? Tamam, bizim anlaşmış olduğumuz Avrupa Birliği'nin dışında şu ülke var, seni oraya götürüyoruz. Oradaki kamplarda kalacaksın 20 haftaya kadar. Eğer biz senin ilticanı kabul edersek o zaman alacağız seni diyor. Bu tür uygulamalar da var. 2024'ün ortalarında bu yasanın gerçekleşmesi, hayata geçmesi bekleniyor. Bizden size söylemesi, aman dikkatli olun. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi geldik. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan güzel bir habere. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de benim de eşimin de bir emekli maaşı olsun, geleceğimiz garanti altında olsun diyorsanız, şimdi anlatacaklarım çok çok önemli. Çünkü geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın ister çalışmayın, Türkiye'de emeklilik hakkınız var. Peki bu hakkınızı nasıl kullanacaksınız
ve Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerini nasıl yapacaksınız? İşte şimdi bunu anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki, hayatta bir sefer olan bir şey, son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaşı alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevuda uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.